Herkese merhaba. Yeni videoya hoş geldiniz. Başlıktan da okuyabildiğiniz gibi bugün burun ameliyatımın ikinci partı var ve sizlere sonucu göstermek istiyorum. Çünkü aradan tam tamına bir ay geçti ve de sorularınıza yanıt vermek istiyorum. Ayrıca bu bir aylık süreçte genel olarak neler tavsiye edebilirim, neler tecrübe edindim vesaire bunlardan bahsetmek istiyorum. Şimdi ilk olarak size şu anki halini bence göstereyim. Çünkü en çok merak edilen buydu. Şöyle yandan. Bir de bu yanda. Burnumda toplam 3 dikiş vardı. Bir şu ortadan hani genel ana dikiş diyelim. O zaten kendinden eriyen dikişler eridiler iyileşme sürecinde. Burun kanatlarımda ise o erimeyen normal dikişler vardı. Onlar da zaten 15. günümde falan 14-15. günümde alınmıştı. Onun dışında da bir dikişim yok. Dikişler için doktor size bir krem veriyor. O kremi kullanıyorsunuz. Onu da hala kullanmaya devam ediyorum. Bitene kadar da kullanmayı planlıyorum açıkçası. Onun dışında en çok dikkat ettiğim şey güneş. Yani şu an kış ayında olsak bile güneş sonuç itibariyle var. Ve buradaki cilt dokumuz sonuçta farklılaşıyor. Ve daha da dikkat etmemiz gerekiyor. Haliyle ben de mutlaka her gün hiç dikkat etmediğim kadar çok dikkat ettiğim için güneş kremi sürdüm. Normalde itiraf etmeliyim ki ihmal ediyordum. Ama son bir aydır gerçekten daha doğrusu bantlarım çıktığından beri her gün güneş kremi sürüyorum. Bantlardan önce de sürüyordum ama bantlardan sonra özellikle bol bol güneş kremi sürüyorum. Bu yüzden kışın ameliyat olsanız bile mutlaka bence 50 faktörlü iyi böyle sivilce akne yapmayacak daha hafif bir yapıda güneş kremi mutlaka edinin. Şimdi onun dışında ne tavsiye edebilirim? İlk 3 gün gerçekten en kritik ve en şiştiğiniz, en morardığınız günler oluyor. Benim zaten halimi gördünüz. Videomu buraya koyuyorum. Oradan mutlaka izleyin. Eğer izlemediyseniz ve direkt bu videoya geldiyseniz. Tüm süreci size aslında orada gösterdim. Ben baya baya şiştim. Şöyle ki çok alerjik bir bünyeye sahibim zaten. Burun içi tamponlarına dahi alerjik reaksiyon gösterdim. Haliyle fazla ödemle oldum. Ama onun alerjiyle alakalı olduğu o kadar belliydi ki. Çünkü silikon tamponlarımın çıktığı günün akşamı ben inmeye başladım bile. Bütün sıkıntı aslında oymuş. Ama yine de gerçekten çok mutluyum ki eski usul o normal eski tamponlarla olmadım. Silikon tamponlar gerçekten çok konforlu. Çünkü çok rahat çıkıyor. Evet, başka ne önerebilirim? Biraz hızlı hızlı anlatıyorum ama gerçekten çok heyecanlıyım. Bu videoyu bir gün çekebileceğim inanın aklımdan bile geçmiyordu. Senelerdir o kadar uzaklaştırıyorum ki kendimden. Çünkü ameliyat olduğum bir gerçekti benim hayatımda. Ergenliğimden beri bugüne kadar. Bir gerçekti ama ben bu gerçekten hep kaçıyordum. Aslında iyi ki de kaçmışım. Belki o zamanlar kaçsam ameliyat olup sadece sıkıntıyı çözdürecektim. Belki de hiç güzelleştirmeyecektim. Şimdi hem sıkıntılarım çözüldü hem de gerçekten yüzüme yakışan ve çok da doğal duran bir buruna sahip olduğuma inanıyorum. Hala biraz mimik kısıtlamam var. Yani şu bölgem hala istediğim gibi oynatamıyorum. Ama onun dışında hiçbir acı vesaire yok şu an burnumda. Rahat rahat dokunabiliyorum. Çok fazla sert davranmıyorum tabii ki. Yüzümü yıkarken bile gerçekten dikkat ediyorum. Yani suyu yüzüme çarpmıyorum. Daha böyle soft işte gerçekten döke döke suyu yüzüme temas ettiriyorum. Öyle sert hiçbir şey yapmıyorum. Onun dışında ilk 3 gün çok önemli demiştim. Niye çok önemli? Çünkü en fazla şiştiğiniz zamanlar ve morardığınız zamanlar o. Haliyle çok iyi buz uygulamanız gerekiyor. Hastanede zaten bu imkansız da sağlanıyor. Ama mesela benim hissiyatıma göre hastanedeki buzlar çok buz değildi. Soğuktu sadece. Onlar yani her hastanede farklı. Kimisi benim gibi birazdan göstereceğim buz yöntemini kullanıyor. Kimisi
klasik eldiven içine su doldurup onları buz yapıp veriyor. O daha soğuk olduğu için bence o daha iyi. Ama hastanede şunun, bakın şunun büyüğü vardı. Ortadan böyle bir çevirip şu şekilde gözüme koyuyorduk. Yani bunun büyüğünü düşünün. Bu tabii çok küçük. Haliyle onlar buz olmamıştı. Sadece çok soğuktu. Ve çok soğuktan sıcağa daha hızlı geçirilebildiği için çabuk ısınıyorlardı. Evet. Hastanede ilk gün birazcık biraz istediğim kadar buzlu bir işlem uygulayamadığımı düşünüyorum. Ama ertesi gün yani eve geçtiğimde şunlar, bakın ben bunlardan şurada var. 6 tane. Evet, 2 4 6. Gerçekten 6 tane almıştım. Ve bunlar gerçekten buz gibiydi. Yani buz olmuş. Yani böyle yumuşak değildi. Gerçekten buzdu. Ve bu tam böyle gözümün boyutunda. Haliyle bu şekilde sürekli koyuyordum. Gerçekten onu yapmasam daha da kötü bir hale girebilirdim diye düşünüyorum. Onun dışında diğer günlerde yaptım bunu. İlk 3 günde yaptım. Şunu. Bunu Sephora'lardan alabilirsiniz ama daha uygunu Trendyol'da var. Ben bunu yani Sephora'da 200 liraysa ki amort ikili. Trendyol'da ben 40 liraya aldım bunu. Bu ne? Şunun gibi bir şey düşünebilirsiniz. Bunun içinde de o mavi sıvıdan var. Bunu da buzluğa koyabilirsiniz ya da buzdolabına koyabilirsiniz. Soğuyor. Çok çabuk ısınmıyor da. Ve bu şekilde ben bütün yüzüme hala buz gibi çok güzel masaj yapıyordum. Morartılarım, ödemlerim geçmesi için. Bu benim kesinlikle önerebileceğim şeyler. Yani eczaneden gidip şunları mutlaka edinin. Bunların adını bilmiyorum ya. Gerçekten bilmiyorum ama uygun fiyatlı ve hani tek kullanımlık değil bunlar. Hep evimde var. Yakında tekrar İstanbul'a gelip bir işlem daha yaptıracağım. Merak etmeyin, öyle estetik anlamda bir işlem değil. Ama yine buzun gerekli olabileceği bir işlem. Haliyle bunları mesela yanımda getireceğim. Ve küçük olduğu için çantaya atacak. Bunlardan edinin. Ameliyattan önce bunlardan edinin. Onun dışında bunu da tavsiye edebilirim. Ben bunun linkini koyacağım. Aşağıda aldığım satıcıdan vesaire linkini koyacağım. Trendyol linkini. Eğer bulabilirsem bunların da linkini koyarım. Eğer internetten sipariş etmek isterseniz diye. Evet, kısaca bunların dışında da bol bol ananas yedim. Konserve ananas almıştım. Yaklaşık 4-5 konserve. Ve sürekli ananas yedim ve sürekli yeşil çay içtim. Bir şey yiyemediğimden değil ama ödemlerimi çabuk atabilmek için. O yüzden onları da kullandım. Sonra ne tavsiye edebilirim? Eğer doktorunuz size tavsiye etmediyse, size bahsetmediyse ki bence bu büyük bir eksiklik. Çünkü ben onun faydasını çok gördüm. Neyin? Arnika. Arnika krem. Arnika'dan mutlaka edinin. Arnika kremden mutlaka edinin. Eğer doktorunuz tavsiye etmediyse bile siz alın. Çünkü Arnika gerçekten hem morarmaları hem de o şişirmeleri çok iyi alıyor. Ben ilk 3 gün sadece Arnika krem ve buzları kullandım. Sonrasında da morluklarım tamamen geçene kadar Arnika'yı kullanmaya devam ettim. Açtığınızda 2 hafta içerisinde kullanıp sonradan onu imha demeyeyim, bomba sanki patlayacak. Yani 2 hafta kullanım süresi var onun. Sanırım ondan sonra kullanılmıyor. 2 haftalık bir raf ömrü var. Eğer eczaneden temin etmek isterseniz eczaneden alın. Eğer oradan temin etmek istemezseniz ben Rossmann'dan aldım. Rossmann'a da bakabilirsiniz. Alman markasıydı benim aldığım sanırım. Ama eczanelerde mutlaka var Arnika krem. Arnika'yı öneririm. Bol bol kulak çubuğuna ihtiyacınız var. Kulak pamuğu. Çünkü burnunuzu onunla temizliyorsunuz. Hala öyle yapıyorum. Yani böyle burnumu silme durumu kesinlikle yok. Kulak temizleyicisi ile temizliyorum. Çok rahat nefes alabiliyorum. Geceleri uyumam da artık rahatlaştı. Hala çok fazla yan ve yüzüstü zaten uyumuyorum da. Çok fazla yan uyumamaya çalışıyorum hala. Düz bir şekilde uyumaya çalışıyorum. Zaten o çok daha sağlıklı. Eğer ileride böyle sarkmak vesaire istemiyorsanız zaten yüzüstü yatmayın. Evet, biliyorum benim de en rahat ettiğim şekil o ama
Bu bir gerçek. İnsanlar gerçekten sarkmamak ve hep dinç olabilmek için nelere katlanıyor. Yani tahtada bile yatanlar var. Hayli düz atmak zorundasınız. Böyle benim aslında özetle önerebileceğim şeyler böyle. Hızlıca sorularınıza da girelim. Muayene ne kadar sürdü diye bir soru gelmiş. Muayenenin bence süresi kişiden kişiye değişkenlik gösterebilir. Ama yani minimum yarım saatinizi gerçekten planlayın oraya, doktorunuza. Doktor zaten size gereken zamanı ayıracak. Yani hadi konuşma burada bitti, kalk git gibi bir durum yok. Eğer gerçekten doktorunuz iyiyse. Yani ben orada saatlerce otursam bile benim doktorum beni dinlerdi ve benimle konuşurdu. Ben bundan eminim. Çünkü ben gerçekten çok rahattım. Bu arada burun ameliyatım sponsorlu değildi. Tamamen kendim deneyimledim. Kendim parasını ödedim ve çok memnun kaldığım için bunu paylaştım. Instagram'da beni takip edenler aslında burun ameliyatı olacağımı çok daha önceden biliyorlardı. Çünkü böyle heyecanımı işte heyecanımı aldığım işte kremleri işte bu buzları falan bile her şeyi paylaşmıştım orada. Ben onları paylaşırken bile doktor sorulmuştu bana ve ben kesinlikle doktorumun adını söylememiştim. Çünkü gerçekten deneyimleyip memnun kalırsam böyle bir doktorumu paylaşacaktım. Öyle de oldu. Çok çok memnunum. Gerçekten çok memnunum. Yaptırdığım yani bantlı halimden önce bile alçılıyken bile herkes çok güzel duruyor. Yani çok güzel bir şey yapmış gibi duruyor falan diyordu. Sonra bantlar çıkınca ya tüm Kadıköy hangi mağazaya girdiysek girelim bana burnumun nerede yaptırdığımı ve ne kadar yaptırdığımı falan sordu. Çünkü burun ameliyatı geçirmiş insanların hepsinin tek tip bir yüzü oluyor. Bunu siz de bence fark etmişsinizdir. Tek tip bir yüzden ziyade gerçekten yüzüme yakışan ve belki de ben YouTube'a şu an başlamış olsaydım, şu burunla başlamış olsaydım belki de senin burnun estetik diyebileceğiniz bir burunum bence kesinlikle yok. Bilmiyorum, bu bir görecek zaten. Ama eminim siz de aynı fikirdesiniz. Çünkü yorumlardan öyle anladım. Yani dediğim gibi benim muayene sürem aslında sizin gördüğünüzden daha uzundu. O sadece bir kesitiydi. Ama doktorumla bayağı detaylı konuştum. Doktor zaten muayene esnasında fotoğraflarınızı çekiyor. Ve size Photoshop'la aşağı yukarı nasıl görünebileceğini söylüyor. O bence çok iyi bir yöntem. Çünkü görsel açıdan siz de görüyorsunuz. Ve görsel açıdan doktorunuza ben şunu istiyorum ya da ben şunu istemiyorum'u anlatabilirsiniz. O yüzden o bence bayağı iyi. Haliyle size yani muayene şu kadar sürüyor diyemem. Onun dışında hastanedeki işlem ne kadar sürüyor diye de yorumlayabilirim bu. Çünkü hastaneye gittiğinde diye sormuş arkadaşımız. Hastaneye gittiğinizde ilk önce bir kan tahlili. Daha sonra bir ne vardı? Odaya yerleşme işte ameliyata hazırlanma süreci var. Kan tahlili mi falan onlar hızlı oldu. Bir gün öncesinden korona testi oldum. Onu mutlaka almanız gerekiyor. Aşılı olsanız bile yani ben aşılıydım. Ama yine de korona testi olmanız lazım. Başka. Ameliyatın ne kadar sürdü? Bu da çok aldığım bir soru. Ameliyatım benim 2 saat sürdü. Yani bence bayağı hızlı bir ameliyat süresi. Zaten çok görsel açıdan çok sıkıntılı bir burnum yoktu. Sanırım videoya bakıp ben de söylemem lazım ama videoda doktor anlatıyor. Sol tarafımda burun eti büyümesi, sağ tarafımda ise o dağlanma vardı. Bunun üzerindeki siyah noktalar, o gerçekten bence en zorlayıcı noktası bence o siyah noktalar. Çünkü o alçıdan, o banttan o burnunuzun altı hem sivilceleniyor hem de bayağı siyah noktalarınız doluyor. Yani buna hazırlıklı olun. Zuzu halıyı kazıyor. Neden? Ne diyordum? Gerçekten bayağı kötüydü. Bayağı kötüydü. Ama ben La Roche-Posay'in bir toniğini kullanıyorum. Onu da linkleyebilirim. O diğer akne ya da siyah nokta toniklerine nazaran çok daha narin. Ama
çok etkili. Sabah akşam onu sürdüm. Onun dışında bir şey yapmadım yani, sadece onu, o toniği sürdüm. Yavaş yavaş şu anda yavaş yavaş işte günlük temizleyiciler olur ya, içerisinde minik peelingler olan, yani günlük peelingler diye adlandırabildiğimiz. Onlardan ufak ufak kullanmaya başladım işte şu bölgelerime. Ama bayağı iyi şu an. Burnumun sivilce izleri duruyor sadece şu tarafta. Aynısı burada da vardı ama onlar geçti bayağı. Hastane, doktor ve ücret. Bunlar tabii ki en merak edilen ve tabii ki doğal olarak en çok sorulan soru. Benim de ameliyat olmak istediğimde ilk hani hangi doktora gitmeliyim, işte ne kadar tutar aşağı yukarı gibi sorular benim de aklımdaydı. Ama bence estetik piyasasına öyle öyle bakmamak lazım. Yani şu an bir dudak dolgusu yaptırmak isterseniz iyi bir yerde 2000 liranın altına yapamıyorsunuz. Ama atıyorum bir ay sonra o 2000 lirayla da kalmayacak. Bir tık daha fazla olacak. Haliyle onlar estetik piyasası fiyatları sabit değil. Ve kişiden kişiye de değişkenlik gösterir. Bu dolgu yaparken de böyle. Yani benim dudağıma 1 ml ihtiyaç vardır ve sadece 1 ml ile volümlü bir dudak yapılabilirken başkasına atıyorum 1,5-2 ml gerekebilir. Aynısı burun ameliyatı için de geçerli. Yani benim ameliyatım 2 saat sürer ama başka birinin 2,5-3-4 saat sürer. Daha zordur falan filan. Ona göre de bence değişkenlik gösteriyorlar. Ben bunu sormadım. Ama doktorumun adını tabii ki de vereceğim. Doktorumun adı Doktor Uğur Harputluoğlu. Onun Instagram'ını da koyacağım bilgi kutusuna. Çünkü mutlaka bakmak isteyeniniz olur diye düşünüyorum aranızda. Kliniği Pendik'te. Çalıştığı 2 hastane var. Onlar da Pendik'te. Benim ameliyatımın ücreti 12.000'di. Ama dediğim gibi bu şu anki fiyat. Yani belki de siz birkaç ay sonra gidip benim doktoruma muayene olursanız size 12.000 demeyebilir. Onun garantisini veremiyorum. O yüzden muayeneler ücretsiz. Bence aklınızdaki doktorlardan randevu alıp muayene olun. Sonuçta orada sözleşme imzalamıyorsunuz. Doktora gidersiniz, kafanıza yatarsa onu zaten konuşursunuz. Ameliyatın ne zaman gerçekleşeceğine vesaire diye. Ama en azından hani bir fiyat alırsınız ve bir konuşmuşluğunuz ve ben bu doktora olabilirim ya da olmam, güvendim güvenmedim sorularını cevaplamış olursunuz kendinize. Anlatabildim mi? Yani bence ücretsiz muayeneden mutlaka faydalanın. Bir gidip görüşün. Ben zaten gidip görüştüğümde benim için konu kapanmıştı. Ben zaten çok fazla doktor biliyorum. Çok fazla doktor araştırmıştım. Çünkü şöyle düşünün, 16 yaşımdan beri bu gündemimde olan bir şey. Haliyle her ne kadar korkup istemesem de bütün doktorların işlerine ve Instagram'larına hakimdim. Ama kendi doktorumdan çok 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 memnunum. Kendiniz gidin, görün ve yani kendiniz ikna olun. Biri sizi ikna etmesin. Sizi ikna edecek kişi doktor. O yüzden gidip görüşün. Ücretsiz muayenelerden faydalanın. En azından bilirsiniz. Ne kadar tutacak, ne kadar sürecek vesaire vesaire. Hastanede benim ben Pendik'teki Şifa Hastanesi'nde ameliyat oldum. Oradaki hemşireler gerçekten çok tatlıydı. Çok ilgililerdi. Hala daha bahsederim yani hemşirelerden. Çok iyilerdi, çok ilgilendiler. Hiç ihmal edilmiş ya da odamda terk edilmiş hissetmedim. Hep yanımdalardı. Ben bir şeye ihtiyacım olmasa bile onlar kendiliğinden gelip ilgi gösteriyorlardı. O yüzden hastaneden çok memnun kaldım. Böyle. Benim özetle anlatabileceklerim bu kadardı. Eğer sizin hala aklınızda bir soru işareti vesaire varsa beni Instagram kanalından da takip edebilirsiniz. Instagram'dan sorularınızı sorabilirsiniz. Buraya yazmak istemezseniz, daha özel konuşmak isterseniz gibi Instagram'a bekliyorum. Ama yorum olarak da yazabilirsiniz. Onları da görüyorum. Hiçbir şeyi kaçırmıyorum. Manyak gibiyim. Bir sonraki videoda umarım tekrar görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Umarım yani buradan ameliyat olmak isteyenlere ve olacaklara sesleniyorum. Olmak isteyenler bence hiç ertelemesin. Çünkü ben keşke daha önceden yapmış olsaydım diyorum.
Çünkü bence çok rahat bir süreçti. Olacak olanlara, yakın zamanda olacak olanlara da şunu söylemek istiyorum. Hiçbir şeyden korkmayın. Rahat olun. İyi düşünün. Siz olaya ne kadar rahat bakarsanız süreci o kadar rahat geçirirsiniz. Olayı büyütmeye hiç gerek yok. Sonuçta kolunuz, bacağınız ameliyat olmuyor. Yüzünüzdeki bir şey. Normal hayata çabuk dönüyorsunuz. Bir haftalık bir eziyet gibi görün. Bir hafta sonra bundan tamamen kurtulacağım diye o psikolojide olun. Ben öyle olduğum için çok rahat atlattım ve ben çok şişmeme rağmen dışarıya gidip kafelere gidip bir şeyler yapmaya devam ettim. Hiçbir şey beni evde tutamadı. Öyle olun. Yürümek bayağı iyi. Yürümek bayağı iyi. Anlatacaklarım gerçekten bu sefer bu kadardı. Bir sonraki videoda tekrar görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bye bye.